Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı. Allah'ın kelamı dediğimizde Tevrat, İncil, Zebur, bütün bunlar da Allah'ın kelamıdır. Ve diğer indirilmiş olan sahifeler var. Bunlar da Allah'ın kelamıdır. Dolayısıyla Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a indirilen Allah'ın kelamı. O şekilde bir ayrım cihetine gidebiliriz. Ve Allah-u Teala kelamıyla insanlara hitap ediyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam önce, peygamberimizden önce de diğer peygamberlere Allah-u Teala hitap etti ve onlara kelamıyla marziyatının ne olduğunu, insanlardan isteğinin ne olduğunu bildirdi. Bu vahiy yoluyla oluyor. Kur'an-ı Kerim vahiydir. Yani alemlerin Rabbinin insanlara mesajını iletmesi. Ve buna muhatap olarak peygamberler seçiliyor. Allah kelamını insanlara bildirirken onlar içinden peygamberler seçiyor ve o şekilde kelamını gönderiyor. İşte Kur'an-ı Kerim'in de ilk muhatabı Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Kur'an-ı Kerim son ilahi mesaj. Yani yeni bir kitap gelmeyecek, yeni bir kitap nazil olmayacak. Kur'an-ı Kerim en büyük bir mucize. Malum peygamberlerin mucizeleri var. Hazreti Musa'nın elindeki asa gibi yere bırakıyor, ejderha oluyor veya suya vuruyor, su yarılıyor. Bunlar birer mucize. Peygamberimizin de böyle hisse hitap eden, gözle görülen pek çok mucizeleri var. Bin kadarı hadis kitaplarında anlatılır. İşte bir parmağının işaretiyle ayın ikiye bölünmesi gibi. Ben şakkal gamer ayeti bunu ifade ediyor. Öte yandan savaşta az bir parça toprağı düşmana doğru böyle attığında şahetil vücuh diyerek, yüzleri kara olsun diyerek attığında onların her birinin yüzüne gözüne isabet ediyor ve karşı taraf dağılıyor. Kur'an-ı Kerim bu olaya da işaret eder. وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَى. Ey peygamber, attığın zaman sen atmadın, lakin Allah attı. Yani bu sıra dışı bir olaydır, mucizedir. Kur'an-ı Kerim ayetleri buna yer veriyor. Bütün bunlar birer mucize. Ama günümüzde biz bunları anlattığımızda iman olmayan bir kimse bunları kabulde zorlanabilir. Ve diyebilir ki işte peygamber bir elinin işaretiyle ayı ikiye böldü diyorsunuz. Hadi siz de benzerini bir gösterin de inanalım diyebilir. Bu durumda bu mucizeler belli bir zamanda meydana gelmiş. Sonra da tekrarlanması mümkün değil. Olmuyor. Yani adeten olmuyor. Ama Kur'an-ı Kerim ise en büyük mucize. Şu anda da mucize. Önümüzde Allah'ın kelamı. Ve Kur'an-ı Kerim'i okuyanlar gerçekten hayran kalıyorlar. Ben şahsen İncil'i de baştan sona okudum. İncil'i okuyan birisi, İncil'i bilen birisi Kur'an-ı Kerim'i okuduğunda hayran kalmaması düşünülemez. Çünkü biz de neticede İncil'in Allah kelamı olduğuna inanıyoruz. Evet, bozulmuş olan, zamanla bozulmuş kısımları var. Ama öz olarak bakıldığında o yine o özelliklerini büyük ölçüde muhafaza ediyor. Dolayısıyla İncil'e dikkat eden bir kimse Kur'an-ı Kerim'e baktığında çok daha rahat bir şekilde bu Allah'ın kelamıdır diyecektir. İşte günümüzde dünyanın değişik yerlerinde İslam'ı kabul edenler var. Bunlar genelde en büyük mucize olan Kur'an-ı Kerim'i okumak, anlamak suretiyle imana geliyorlar. Kur'an-ı Kerim onlara yol gösteriyor. Kur'an-ı Kerim bir hablullah, Allah'ın ipi. وَاَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا ayeti var. Âl-i İmran suresinde. Hepiniz toptan Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Çukurda veya kuyuda bir insan hayal edelim. Kendi başına oradan çıkabilecek durumda değil. Yukarıdan bir ip uzatılıyor. O ip uzatıldığında ona tutunur ve o şekilde yukarıya rahatlıkla çıkmış olur. İnsanlar kendi haline kalsalar maddenin çukurunda kaybolup giderler. Mana iklimine de açılamazlar. Ama Kur'an-ı Kerim'e tutunduğumuzda Kur'an-ı Kerim bizi çok farklı bir iklime çıkarıyor. Maneviyat dünyasına bizi yükseltiyor. Kur'an-ı Kerim semavi bir sofra. Kur'an-ı Kerim'de Maide suresi var.
Ve orada havarilerin Hazreti İsa Aleyhisselam'dan gökten bir sofra talepleri var. Diyorlar ki, ey Meryem oğlu İsa, Rabbin gökten bir sofra indirmeye kadir midir, yapabilir mi? İsa Aleyhisselam onların bu şekilde haddi aşan bir talepte bulunmalarından aslında hoşlanmıyor. Yani Allah'tan korkun, böyle şey istemeyin diyor. Onlar da diyorlar ki, yani hem ondan yiyelim istiyoruz, hem de bir mucize görelim istiyoruz. Bunun için talepte bulunduk. Bunun üzerine İsa Aleyhisselam, Allahümme Rabbena enzil aleyna maideten minessemâ. Ey bizi terbiye eden Allah'ım, gökten bize bir sofra indir. Hem öncekilerimize hem sonrakilerimize bir bayram, bir ziyafet olsun. Ve senden bir ayet, senin varlığını gösteren bir delil olsun diyor. Ve Allah-u Teala da gökten bir sofra indirmiş bazı tefsirlerin açıklamasına göre. İşte burada gökten bir sofra meseli hatıra geliyor. Kur'an-ı Kerim de semavi bir maide, semavi bir sofra. Hani derler ki söz sofrası açıldığında herkes oradan tok olarak kalkabilmeli. Kur'an-ı Kerim öyle bir söz sofrası açıyor ki o söz sofrasında bir bebeğin de nasibi var. Bir bebek Kur'an-ı Kerim okunduğunda rahatlıyor. Bir hastanın onda nasibi var. Hasta olan birisi Kur'an-ı Kerim okunduğunda gerçekten rahatladığını hissediyor. Ölmekte olan bir kimse o an en iyi zevk aldığı şey Kur'an'ı dinlemektir. Kur'an dinleyerek bu dünyadan gitmektir. Vefat etmekte olan bir kimse Kur'an-ı Kerim sofrasından nasibini alıyor. İlim talibi olan insanlar var. Kur'an ayetlerini okuduklarında o sofradan nasiplerini alıyorlar. Daha sanatkarlar nasibini alıyor. Her meslek grubu Kur'an-ı Kerim'den nasibini almakta. Kur'an öyle bir söz sofrası açmış ki kıyamete kadar bütün insanlar bu sofranın davetlisi ve herkes kendi meslek grubu, kendi bilgi, kabiliyet ve kapasitesi nispetinde Kur'an-ı Kerim'in sofrasından nasibini alıyor. Kur'an-ı Kerim hayat denizinde bir pusula. Kendimizi hayalen okyanusta yol alan bir gemide hayal edelim. Eğer pusulamız yoksa o uçsuz bucaksız denizde nereye gideceğimizi bilemeyiz. Şaşkın şaşkın dalgalara kendimizi terk etmiş vaziyette oralarda kaybolur gideriz. Ama belli bir rotamız var, elimizde de pusulamız varsa o hedefe doğru düzgün bir şekilde yolumuza devam ederiz. İnsanlar şu dünyaya neden geldiklerini bilemiyorlar. Yani bu varlık alemi nedir? İşte insan nedir? Nereden gelip nereye gidiyoruz? Bu gibi soruların cevabını felsefeyle, ilimlerle araştırdıklarında çok da net bir cevap bulamıyorlar. Ve insanların büyük bir ekseriyeti neden geldiğini bilemeden, gayesinin ne olduğunu bilemeden dünyadan göçüp gidiyor. Ama Kur'an-ı Kerim bize bir pusula veriyor. O pusulayla yolumuzu buluyoruz. Vazifelerimizin neler olduğunu öğreniyoruz. Mesela insan olduğumuzu öğreniyoruz. Darwinizm diye bir teori çıktı. Birkaç asırdan beri insanlar bunun etkisinde kaldı. Acaba biz maymundan mı geliyoruz? Tereddüt içinde meseleye bakanlar da var. Bunu kesin olarak görenler de var. Kendini bir maymundan geldiğini zannedenler de var. Ama Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuzda biz insanoğlu olduğumuzu öğreniyoruz. Allah-u Teala Hazreti Adem'i yarattı. Biz de onun torunlarıyız. Öte yandan önümüzde ölüm var. Ölüm ve ilerisi karanlık. Ölümden sonra neler oluyor? Meçhulümüz. İlim, fen, felsefe bu noktada oralara gidemiyor. Ama Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuzda şunu çok rahat bir şekilde görüyoruz ki Allah bizi başka bir aleme götürüyor. Yasin suresinin son ayetinde ve ileyhi turcaun, ona döndürüleceksiniz. Gidiş Allah'a ve ileyhil masir. Bu gibi daha nice ayetlerde insanın nereye doğru gittiği ifade edilmiş. Demek ki hayat denizinde Kur'an-ı Kerim bize pusulalık yapıyor, rehberlik yapıyor ve nereye gitmemiz, nasıl gitmemiz gerektiğini bize gösteriyor. Kur'an-ı Kerim öte yandan ahiretin bir haritası. Ahiret bizim için şu an gayiptir. O alemi görmedik. Ama Kur'an-ı Kerim ayetlerini okuduğumuzda cennet, cehennem, araf, mahşer meydanı,
muhasebe, muhasebede neler olacak, cennette ne gibi nimetler var, cehennemde ne gibi nahoş şeyler var. Bütün bunlar Kur'an-ı Kerim ayetlerinde bize anlatılmış. Mesela nasip olursa bundan sonraki konularımızdan birinde cennet, cennetle ilgili bir bölüm Kur'an-ı Kerim'den değerlendirilecek. Cenneti daha yakından görmeye çalışacağız. Bir başkasında diyelim Araf ehli, Araf suresinden onların durumu. Bir başkasında ehli cehennemle alakalı Kur'an ayetleri. Bunlara bakıldığı zaman ahiret alemi gayet net bir şekilde görülüyor. Ayrıntı denilebilecek şeyler de orada bize gösteriliyor. Kur'an-ı Kerim bir şifadır. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Biz Kur'an'la inananlara bir şifa ve rahmet indiririz. Mesela bir takım psikolojik rahatsızlıklarda Kur'an ayetleri okunduğunda o kimseler rahatlıyor. Bunu tecrübelerle pek çok kişi görmüştür. Ve kulaktan kulağa duyma şeklinde de bu hayli meşhurdur. Bu yönüyle bir şifadır. Ama biz Kur'an-ı Kerim'in şifa olmasını bununla sınırlı olarak da görmüyoruz. Mesela insanın iç dünyasında bir takım manevi hastalıklar olur. Kalbe ait hastalıklar olur. İşte riyakarlık gibi, şöhret hastalığı gibi veya bir takım şüpheler, tereddütler gibi. Bütün bunların dermanı Kur'an-ı Kerim ayetlerinde var. Mesela ölüm noktasında biraz önce bahsettiğimiz ölümü şifa ile birleştirerek anlatacak olursak, ölüm dermanı bulunmayan bir dert gibi. Ama Kur'an-ı Kerim bu derdin dermanını bulmuş ve ebedi hayatın var olduğunu bize anlatıyor. Demek ki böyle en böyle müzmin bir derdin de dermanı Kur'an-ı Kerim'de var. Diyelim insanlar dünyaya geliyor, bebek olarak geliyor. Çocukluk, gençlik, ihtiyarlık ve göçüp gidiyor. İhtiyarlık dönemi pek de o kadar istenilmez. Ebedi genç kalmak isteriz. Acaba böyle bir tedavi mümkün müdür? İnsan ebedi genç kalabilir mi? Evet, ebedi genç kalabilir. Bunu da Kur'an'dan öğreniyoruz. Diğer alemde yeni bir yaratılış var. İnsanlar orada daimi genç olacaklar. Kur'an-ı Kerim'in şifa vermesini bu gibi cihetlerden değerlendirebiliriz. Veya mesela ırkçılık bir beladır. Bütün dünyayı sarsan bir beladır. Ülkemiz de bundan hayli nasibini almıştır. Bunun dermanı Kur'an-ı Kerim'de var. Kur'an-ı Kerim üç cihetle bize kardeşliği anlatıyor. Bunlardan birisi bütün varlık alemi birbiriyle kardeştir. Yani hepimizi Allah yarattı. Bütün varlık alemini Allah yarattı. Evrensel kardeşlik. Bir de beşeriyet yönünden hepimiz Adem'in torunlarıyız. Bu da ya eyyühennas inna halaknakum min zekerin ve unfe. Ey insanlar, biz sizleri bir erkek ve bir kadından yarattık diye ayette ifade edilmiş Hucurat suresinde. Bu da insanlık noktasındaki kardeşlik. Yine aynı Hucurat suresinde imandan gelen kardeşlik anlatılıyor. İnnemel mu'minuna ihvatun. Müminler ancak kardeştir. Demek ki insanları birbirine düşüren, problemler meydana getiren nice böyle zararlı fikri akımlar var. Bunların dermanı Kur'an-ı Kerim'de bulunmakta. Ben bunu misal olarak verdim. Daha çok örnekler verebiliriz. Kur'an-ı Kerim bir rahmettir. Yağmur nasıl ki rahmet, yağmur vasıtasıyla yeryüzü hayat buluyor. Kur'an-ı Kerim'de bir rahmet. Hangi kalbe girse, yağmur yağan yerin yeşermesi gibi o kalp hayatlanır. Hangi eve girse o ev manen bereketlenir. Hangi topluma gelse o toplum hayatlanır. 14 asır evveline hayalen gittiğimizde 14 asır önceki insanlar, Kur'an'ın ilk muhatabı olan Araplar, gerçekten bedevi bir hayat yaşıyorlardı. Medeniyetten nasipleri yoktu. Ve ellerinde kitap da yoktu. Okuma yazma gibi bir şey pek yaygın değildi oralarda. Tamamen çöl Arabı, tamamen bedevi bir hayat. Kur'an-ı Kerim onları terbiye etti. Peygamberimizin direktifleriyle, talimatıyla Kur'an'ı okudular, anladılar ve bunun neticesinde medeni milletlere rehber olacak, önder olacak kimseler haline geldiler. Öyle ki biz 14 asır sonrasında İslam'ı daha iyi anlayabilmek için asr-ı saadete bakıyoruz.
O asırda İslamiyet nasıl yaşanmış görmeye çalışıyoruz. Günümüzde bunu uygulamaya gayret ediyoruz. Bir model asır, örnek asır, bir Kur'an mucizesiyle bu şekilde meydana geldi. Kur'an-ı Kerim el-kitaptır. Elif, lam, mim, zelik el-kitabu. El-kitap diye geçiyor. Ehline malum olduğu üzere elif, lam, belirlilik ifade eder. Ve bu belirlilik içinde bir takım manalar da vardır. Bunlardan birisi kemali ifade eder. Yani kitabın kemali Kur'an-ı Kerim'dedir. O diğer semavi kitaplara da üstündür. Öte yandan beşeri kitaplarla zaten kıyasa girmez. Onlardan elbette üstündür. Kitap denildiğinde birinci derecede en üst makamda olan Kur'an-ı Kerim'dir. Ve o Kur'an-ı Kerim bir Furkan'dır. Furkan, Kur'an-ı Kerim'deki sure isimlerinden birisinin adıdır. Ve Nezzelel Furkan ala abdihi, Furkan'ı kuluna indirdi diye ayette geçiyor. Hak ile batılı ayırt etmiştir. Kur'an'ın Furkan olması hak ile batılı birbirinden ayırt ediyor. İşte şu hak bu batıl, şu helal bu haram. Bunları böyle ayırt etmesi cihetiyle Kur'an-ı Kerim Furkan'dır. Ve Kur'an-ı Kerim bir nurdur. Bu da yine Kur'an ayetlerinde ifade edilmekte. Nuran mubine, biz size apaçık bir nur indirdik. Ayet-i kerimede bu ifade ediliyor. Nasıl ki buradaki bulunan ışıklar burayı aydınlatıyor. Güneş dünyamızı aydınlatıyor. Kur'an-ı Kerim de aklımızı, kalbimizi, ruhumuzu, hanemizi, dünyamızı, ahiretimizi, bütün buraları aydınlatıyor. İşte kabirdeki durum ne? Kabrin durumunu fen ve felsefenin ışıklarıyla görmeye çalışsak göremiyoruz. Fakat Kur'an-ı Kerim'in projektörünü oraya çevirdiğimizde kabir aydınlanıyor, ölüler diriliyor, hayatlanıyor. Hatta daha ilerisi ebed ülkesi, ebedi hayat Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde çok net bir şekilde görülüyor. Kur'an-ı Kerim'le alakalı daha başka özellikler de sayabiliriz ama ana hatlarıyla bunlarla iktifa edelim. İşte bütün bu özellikleri ve daha saymadığımız başka özellikleri taşıyan Kur'an-ı Kerim kelamullah'tır, Allah'ın kelamıdır. Ve bu ilahi kelam okuyalım, anlayalım ve ona göre yaşayalım diye bizlere gönderilmiştir.